Merhaba, sevdiğim oyunları kendi halimde başarım kazan birisiyim ve bunu paylaşmaya karar verdim. Hikayeli oyunları oynamaya çok geç başladığımdan ve çocukluğumda bütün internet kafe bu oyunu oynarken ben Silk Road oynadığımdan dolayı bu videoda fulleyeceğimiz oyun... Crysis zamanının efsane oyunu olsa da dediğim gibi ben hiç oynamadım. Crysis, bugüne kadar sadece bir kere indirip 23 dakika oynadığım, hatta sadece 34 tane adam vurdum çünkü bak 20 kişi öldürdü, ben 34 kişi öldürmüşüm sadece. Bu kadar bir oyun benim için Crysis bugüne kadar. Bu oyunda zorluk seviyesiyle alakalı 5 tane başarım olduğundan ilk oynayışımda en zor seviye olan Delta'dan oyuna giriş yaptım. Delta'da başlayacağız. Niye? Çünkü delirdik. Neyse, oyun Nomad diye bir süper askeri oynadığımız ve ekiple Rain'i kurtarmayı bir adaya inerken paraşütümüzün çortlamasıyla başlıyor. Paraşütüm! Allah kahretsin! Söyledim ya, ben süper askerim, o yüzden deli dehşetli kıyafetim var ve suya çakılsam bile sıkıntısız sahile çıktım. Rafet, sahile vardım. Normalde inilecek bölgeyi kaçırdığım için koştur koştur Jester diye bir reisin yanına gittim. Nomad, bu tarafa! Jester ile Aztek'in yanına varmak için yola çıktık. Çünkü kendisinin paraşütü ağaca takıldı ve onu oradan kurtarmamız lazım. Aztek'e yardım et, aktif. Tamam. Sonra Aztek bulunduğu yerde yalnız olmadığını söyledi ve ciddi çatışma sesleri duyup koşa koşa adamın yanına gittik ama... Bir takım öyle adamlar var. Bu çocuğu diye. Bizim ekip olarak giydiğimiz ekipmanlar bayağı özel ekipmanlar olduğundan biri ölünce ekipmanla beraber yok ediliyor. Çok doğru hareket. Ah lan. Lanet olsun. Buna bir türlü alışamıyorum. Lan oğlum, arkadaşımızı ele geçirmesinler diye adam buhar oldu lan. Bu oyundaki düşmanımız Koreliler ve GPS sistemimizi bozan bir GPS bozucu kullanıyorlarmış. Prophet Reis git onu hallet dedi ki bu yan görev oluyor. Bununla alakalı da başarımlar var ve bu başarımlar için oyundaki her yan görevi yapmam lazım. Seriden yan göreve gittim ve... Biz neye bakıyoruz bunda? Oha, adam işaretleyebiliriz lan. Şaşırdığım şeylere bak ya, maşallah. Görevi halledip Prophet'in yanına doğru koşmaya başladım. Oğlum sakin olun lan. Bir sahil dolusu adamı sakin sakin indirirken 30 kişiyi dürbünle işaretlediğim için ilk başarımı aldım. Seç şu eşiği. Level Keen Observer. 30 kişiyi tagle şeyle. Tamam okey ya. Yolda gelecek bir başarım ama ilk başarım. Ardından Prophet bana istihbarat edinmek için başka bir yan görev verdi. Seriden koşa koşa oraya gittim. Mekandaki ve sahildeki herkesi indirip varmam gereken yere vardım ve işi hallettim. Okey. Ardından gizlice mekandan ayrılıp birileriyle çatışıp Prophet'in yanına vardım ve başarımı da aldım. Ama vardık bile ya. Ne oluyor burada? Ay sonunda buluştuk be. Hele şükür gelebildim. Şuna 50 tane görev çıkarıyorsun oğlum, ne yapayım? Nasıl? Adamlar tekneyi park ederken biraz zorlandı. Eladult Trouble Parking. Discovered the Fate of Luskaskol. Okey. Hikaye başarımı aldık. Adadaki marazi çok fazla. Hey patron, bir şey buldum. Allah Allah. Topografik harita. Bir bölgeyi işaretlemişler. Psycho mu? Psycho. Efendim. Ne oluyor lan? Oha, bu ne? Korelilerle dövüşüyorduk oğlum, uzaylılara döndük. Hadi hemen gidelim. Koş. Jester'ı uzaylılar kaptı ve koşa koşa onu bulmaya gittik ama reisim Mefta. Bu çocuklar. Ey. Allah kahretsin. Ne iş bu patron? Bir adam daha öldü. Bir reis de aramızdan ayrıldı. Ardından Prophet bana gidip bir rehineyi kurtarmam gerektiğini söyledi ve oraya koşa koşa giderken bir başarım aldım. Önceliğin o rehineyi bulmak. Tamam birader, gideriz. Anlaşıldı. Tabii efendim. Psycho. Köydeki rehineyi bul. Muharebe aracını ele geçir, tamamlandı. Köydeki rehineyi bul. Maraton ben. Speed sprint 3 kilometre. 3 kilometre koş böyle. Önüme geleni indirip... Bu kadarsınız. Rehinenin olduğu yere kadar sıkı sıkı gidiyordum ki Prophet bir yan görev daha verdi ve oraya dönüp onu hallettim. Bu yan görev sayesinde rehinenin okul binasında olduğunu öğrendim ve yer yer sıkı sıkı yer yer gizli rehinenin yanına kadar vardım ve başarımı da aldım. Ya bizimki direkt spam ne oldu? Erkek be. Arkeologlardan birinin yerini tespit ettik. Yavaş ol güzelim. Ne oldu sana? Easy darling. Yavaş ol güzelim. Bu ablayı kurtarıyoruz işte. İyi hikaye başarım. Bayağı bir hikaye başarım var bu oyunda. Neden bu kadar geciktiniz? Ardından Prophet'in yanına koşmaya başladım ve yoldayken 200 kişi indirdiğim için başarımı aldım. 3 tane adam seçtim. Bu gözlerle. Uykulu gözlerle döndüm rüyandan. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Ne oldu? 200 kişi öldür. 200 kişi oldu mu ya?
200 kişi olmuş. Çil çil ilerliyorum hala ya, maşallah. Ardından sonra da Prophet'in yanına varabildim ve bir başarım daha aldım. Hadi Nomad, kazı alanına giden yol şu ilerideki mağaradan geçiyor, devam edelim. Hadi gidelim. Ben mi götüreceğim bizi? İyi değiştirecek olsaydı sana daha önceden söyledim. You know the hidden show. Regroup with Prophet. Bir arkeologdan ne istiyordu? Tamam. Prophet'le bir daha bir araya gel. Evet, bakalım neler olacak. Karargaha güvenli kanaldan hala ulaşamıyorum. Bir sinyal bozucu daha olmalı. Onu bulup ortadan kaldırmalıyım. O zamana kadar yalnızız. Haritada işaretlenmiş alan vadinin 3 kilometre yukarısında. Hı hı. Bu kaya parçasından ne kadar çabuk kurtulursak o kadar iyi. Ne oluyor lan? Prophet? Ey! Prophet aldı gitti. Lanet olsun Prophet! Ulan aldı gitti ha. Bu ne s**kim? Bu ne s**kim? Takım komutanı Prophet gidince bir binbaşı bana senin için bir hava aracı ayarladık. Geldi de ama ben buralarda daha kalabilirim dedim ve göreve devam edip adamların bir mekanına daha gizlice girip 4. an görevi de hallettiğim için bir başarım da aldım. Following orders complete for 6 secondary objective. 4 tane yan görev tamamla. Okey, 4 tane yan görev de tamamladık. Ardından bir maşının verdiği başka bir kore üstüne sızıp bilgi almam gereken bir görev geçtim ve burası oyundaki en zorlandığım yerlerden birisi oldu. Çünkü şu köprüden geçer geçmez üzerime yığınla adam geliyor ve içimden geçiyorlar. Kaç kere öldüm şu anda ekranda görünüyor ama bir şekilde bu işi de hallettim ve ardından buradan alınan istihbarat sayesinde sıradaki reyni kurtarmaya vardım ve başarımı da aldım. Ben doğru yere geldiğimi zannediyorum şu anda. Kullan. Aha, içerideyiz. Very strange readings. Okey, hikaye başarımı. Hikaye başarımı aldıysak doğru yerdeyizdir. Doğru ilerleme. Ben ne yaptım? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah, bir şeyler oluyor. Eyvah eyvah. Harbiden eyvah eyvah. Hacı. Bana doğru gelen ağır takviye birlikleri görüyorum evlat. Topla kıçını, ortalık karışacak. Tamam kardeşim, ondan yana sorun yok da sen şuna bir baksana. Adam dondu. Adam böyle kaldı. Bak adam dümdüz kaldı. Kaç. Kaç buradan, kaç. Ardından mekandan çıkıp tamamen gizli gizli ilerleyerek sıradaki noktaya vardım. Burası da oyunun korku oyununa dönüştü yer. Çünkü düşmanımız olan Kore askerleri de benim giydiğim görünmez olabilen kıyafetlerden giyiyorlar ve hepsini bulup indirmemizi isteniyor. Nasıl yapacağımı biraz geç de olsa çözdüm ve hem bu sekansı bitirdiğim için hem de oyunun 3'te 1'ini delta zorluğunda bitirdiğim için 2 tane başarım aldım. Hem siz nesiniz lan? Sen nasıl ölmezsin? Sen nasıl ölmezsin? Ben sana daha ne sikeyim ya? Delleneceğim, delleniyorum. Sen daha ölmüyorsun ya, ben sana hiçbir şey demiyorum. Bitmiyorlar, bitmiyorlar, bitmiyorlardı. Ne olur bitin artık. Yemin ediyorum ses kasıyorum onca yıldan sonra ya. Akbaba, ben Nomad. İniş güvenliği sağlandı. Anlaşıldı, oh be. Ahmet. Beklemede kal. Bu oh bebeği be. İndiriyorum. Oh be, bitmiş. Sonunda bitmiş. Hava Ahmet. Aracına bin. Tam. Sonunda bitti. Abi ne sinir bozucu şeydi bu ya. Çözene kadar canımızı çıkardı. Bak, hava aracına bineceğiz şimdi. Ve gideceğiz buradan, doğru mu? Bindir beni, bindir. Yeter artık. Dayanamıyorum ben. Rafa'da olanı duydun mu? Heaven up to evet your name. Okey. Bir hikaye başarımı da aldık. İlerledik abi sonunda. Abi ne zor görevdi ya. Allah'ım ya Rabbim. Başarım geldi, ne oldu? Ha, Delta Act 1. Birinci kısmı Delta zorlukta bitirdiğim için başarım aldım. Güzel güzel, oyunun 3'te 1'i bitmiş lan. Ya anasını ya. Ardından bindiğimiz uçak bizi savaşın ortasına bıraktı ve uçak savarları indirmem gerektiğini söyledi ki uçak o alanı iniş yapabilsin. Bak Teğmen, kahrolası sorunlarınız umurumda değil. O uçak savarları devre dışı bırakıp yolun kontrolünü ele geçirin. Anlaşıldı mı? Bu çocuğu. İşte bir tane daha. Nasıl? Uçak savarları indirmek için gizli gizli oynuyordum ve görünmez haldeyken 5 kişi öldürdüğüm için bir başarım aldım. Nano Ninja, adamlar seni fark etmeden 5 kişiyi indir diyor. Okey, koş. Ardından uçak savarları indirmeye başladım ve hepsini indirince başarım da aldım. Yes. Aa, Guns of the Harvard. Okey, Pro Aircraft'ı da aldık abi. Ardından bu gemiye bir sızma yaptım ve gemideki hava savunmasını halletmem gerekiyor. Ben durmadan roket attım ama o iş öyle değilmiş.
Hay Allah kahretmesin, ben bir saattir i̇şte patlatmaya çalıştım. İşareti bıraktım, ardından gemiye bombardıman atışı yaptılar ve başarımı da aldım. Kruvazör düştü. Harika bir iş Nomad. Nomad, sonunda. Biz girene kadar enjoy the fire. Tamam. Ölüyorum. Ölüyorum, her yerden bana sıkıyorlar, ne yapayım ben? Ardından binbaşı ile buluştum. Bu bölümde tank ile oynuyoruz ve yolumuza çıkan tankları indirip yolu açıyoruz. Tankı kaybetmeden görevi bitirebilseydim bu başarımı da alabilirdim ama tank maalesef patladı. Sıkıntı yok çünkü bu görev esnasında üzerime başarım yağdı. İlk olarak 5 tane düşman tankı patlattığım için bir başarım aldım. Yes. Tank bastır. 5 düşman tankı patlat. Yes yes yes. Ananın. Dön artık. 6. Ardından tren yolunu kapatan vagonları patlattığım için bir hikaye başarımı aldım. Enter platform. Tren istasyonu temizle. Temizledik. Bütün birimler, istasyon güvenli. Alfa çizgisine ilerleyin. Önümüzdeki vadide o neciklerin cephane deposu var. Neciklerin? Ardından tank patladı. Dön artık ya, Allah Allah. Allah Allah. Oha, tanktan çıkabiliyormuşum. Çıkarım lan. Tankımı patlatan helikopteri indirince 5 helikopter indirme başarımını da almış oldum. Oha, no fly zone. 5 helikopter patlat. Gözüme bakacak delikanlı arıyorum. Alo. Oha, adam suratıma roket attı ya. Gözüme bakacaktın altı üstü. Ardından karadan sıka sıka ilerledim ve 400 kişi indirdiğim için de bir başarım aldım. Ne geldi görmüyorum. 400 kişi öldür. 400 tane adam öldürdün mü ya? Lan oğlum. Ardından hiç beklemediğim bir başarım daha aldım. Sıktık. Sıktığımızın resmidir, koş. Vallahi düşürdük lan. Long distance relationship. Kill an enemy 200 metre. Oo, 200 metre uzaklıktaki bir düşmanı öldür. Ben helikopter patlattım 200 metre uzaktaki. Dümdüz silahla. Çaresizlik böyle bir şey. Ardından komutanın verdiği yan görev olan mekandaki uçak savarları indirdiğim için de 8 tane yan görev tamamlanmış oldum ve başarımı da aldım. Peki benim bir merakım var. Ben buradan. Uçak savar bu ya. Ve 2 tane sallasam. Oluyor. Oraya kadar çıkmama bile gerek kalmadı. Evet. Without question. 8 yan görev tamamla. 8 tane de yan görev tamamladık. 8'e çıkmış. Oyoş. Tek seferde halledeceğiz galiba her şeyi. Buradaki görev tamamlandı ve yeni silahımı almaya uçağın yanına gittim. Silahımı aldım ve silahıma bir şeyler takarken bir başarım aldım. Susturucu something for every occasion. Bütün silah eklentilerini kullan. Ulan onu da mı kullandık be? Bu silahı pek anlayamadım ve başka mermim de kalmadı. El mecbur tabancayla oynamaya başladım ve tabancayla birisini indirince her silahla bir kişi indirme başarımını da almış oldum. Perform a kill with every firearm. Her silahla bir kişi öldür. Tabancayla bir adam öldürdüm. Ardından sonra da bu görev de bitti ve bu görevin de başarımını almış oldum. Anlaşıldı Romet. Yeni bir emre kadar you tek başınasın oğlum. Oho, yine yalnız kurtulduk, iyi mi ya? Buradan sonra tek başıma yola devam edip reynelerin yerlerini öğrenmek için bir istihbarat merkezine sızma yaptım. Tamam, dalgayı da bulduk, verileri de indiriyoruz. Bu yan görev de tamam. Reynelerin yarısı aptallığına göre onları kurtarmaya gittim ve yolda bir silahı her şeyiyle kullandığım için bir başarım aldım. Heh. Ne bu? This is my life, customizable weapon. Okuyamadım. This is my rifle. Customize a weapon to use all 5 modification points. Her şeyini kullanarak bir tane silah tüfeği yap diyor. Sonra bu görevde anlayamadığım bir takım şeyler yaşadım. Son kaldığım yerle alakalı bir merakım var. Ben bu reyneleri kurtaramıyorum bir türlü. Oraya gidemiyorum. Bir şekilde yol bulamadım oraya gidecek. Dur bir açılsın da haritadan göstereyim. Bak. Reyneler burada.
Tamam hadi birader konuş bitir hadi. Rehineler burada. Ben şuradan geldim, buradan girdim, bunu yaptım, şuradan çıktım falan. Ben bu rehinelere ulaşamadım. Ben bu iniş bölgesine gideceğim önce. Niye? Çünkü ben buraya gidemiyorum bir türlü. İniş bölgesine gidip orayı temizledim ve bizimkiler de bana madene girmemi söylediler ve durum anlaşılmış oldu. Artı madene girince de bir başarım aldım. Şimdi oldu bak. Anlamadığım şey şeydi benim. Rehineler bak şurada sağda. Madenler bölgesi burası. Rehineler orada. Bu bir sürü kırmızı üçgenin olduğu yerde de iniş bölgesi diye bir yer vardı. Ulan iniş bölgesine gitmeden rehineleri alıp iniş bölgesine götürmem gerekiyordu diye düşünüyordum. Rehinelere gidecek yol bulamadım. Meğersem iniş bölgesine gidiyorsun. Madenler açılıyor. O şekilde rehinelerin yanına ulaşıyormuşsun ben ne bileyim. Minigun var ya. Ulan versene şuna bir. Var ya çok iğrenç bir şey gibi gözüküyor ama. Kim sıktı lan? Going underground. Madenlere gir. Girdim abi. Güzel bir başarım daha almış olduk. Madende bayağı ilerleyip daha önce donarak can veren abinin kızını buldum be. Aa bayılttılar beni. Lan. Nomad. Bizi de öldürecekler. Demek adamlarımı öldüren katil sensin ha? Aynen kral benim. Aleykümselam. Dayağı kıracağız şimdi. Evet, doğru düşünmüşüm. Bu bizi bayıltıp döven adam General Kuyum. Ve dengesiz bir enerji deneyi yaptığı için General ben ve bu bilim insanı abla hariç herkesi öldüren bir patlama yaşandı. Burada General Kuyum ile olan boss fight başladı ve adamı indirince başarım da aldım. Öldü mü? Ölmüş. It's only General Kuyum. General Kuyum'u indir. İndirildi. Geldim ablacığım. Sen bunca saattir burada mıydın ya? İnsan bir el bombası falan atar. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Buradaki fight bitince kız babasını sordu. Tamam. Baban dondu ya. Baban donarak can verdi abla. Baban donarak can verdi. Ağlayarak hem de yani. Baban normal bir şekilde ölmedi abla. Özür dilerim. Peace out. Bilim insanı ablayı aldılar. Ama mağara yıkıldığı için buraya bir daha giremezlermiş. Ve bana başka çıkış yolu bulmamı söylediler ve başarımını aldım. Hoşça kal. Ben ölüyorum burada. Başka bir çıkış yolu bul. Bir tur atıp seni oradan almaya geleceğiz. Ben ölüyorum burada. Hoşça kalın. Tabii. Allah da belanızı versin. Rehineyi tahliye tamamlandı. Ben ne olacağım? Ben öldüm mü? Başarım aldım mı almadım mı? Almışım. Delta Act 2. Delta zorlukta ikinci perdeyi bitir. Güzel güzel. Güzel lan oyunun ikinci kısmı da bitmiş be. Son bir kısım kaldı. Çok uzun bir oyun değilmiş. Ben öyle çok uzun bir şeydir zannediyordum da. Ulan aşırı kısaymış. Keyifli de. Ama bizi burada bıraktılar maalesef. Tam bir görev adamıyım ya lanet olsun. Bu bölümler oyunun yer altında geçtiği yerler ve oyunun başında iki tane akımızı öldürüp Prophet abiyi kaçıran uzaylıların meskeni. Mağarada ne görürsem kaydetmem söylendi. Ben de kaydederek ilerledim ve bir noktada yer çekimi iptal oldu ve oyun evrimi döndürmeye başladı. Bundan mı kapışacağız? Ya da? Aha! Havada süzülüyoruz baba. Bir kapışma yok. Yolumuzu bulmamız gerekiyor ama işte söylediğim gibi. Dünyam döndüğü için yolu bulmakta bayağı zorlandım. Nereye gitmem gerektiği hakkında hiçbir fikrim yok. Devran dönüp durduğu için de düzgün yolumu da bulamıyorum. Az biraz uğraştıktan sonra yolumu bulabildim. Biz nereden gideceğiz yeğenim ya? O ney? Burada bir şey buldum. Aha galiba bir şey buldum. Vallahi galiba bir şey buldum evet. Ardından bir anda ışıklar kesildi. Madenden çıkacaksın ya yukarı doğru çıkman lazım aşağı doğru değil. Da neresi yukarısı neresi aşağısı? İnsanın beyni allak bullak oluyor. Ne güzel ışıklar vardı. Şimdi bir de karanlıkta mı ilerleyeceğiz? Korku oyununa dönüştü oyun. Eyvah bu sen ne iğrenç bir şeysin ya. Evet yolumu bulmaya çalışırken bir de bunlarla kapışmam gerek. Biz buraya girdik ama hata oldu. Tamam DPS'ini yaptırdık. Sıkı sıkı ilerledim. Gel. Kodumu seni. Gırtlakla şunu. Oğlum ben sizden daha kaçmam. Tamam. Siz benden kaçacaksınız aslanım bu saatten sonra. Sonunda madenin sonuna ulaştım ve başarımı da aldım. Kaç. Kaç. Her şeyi bırak ardında ve kaç. I'm coming home. Escape the mysteries. Aynen. Madenden kaç diyor işte ya. Mekandan çıkmayı başardım ama bir patlama oldu ve hava aracı beni alamadı ve yine yalnız kaldım. Yine yalnız komando olarak devam ediyoruz. Binbaşı hayatta kalan denizci var mı? Bak varsa merkeze götür dedi ve serinden koşmaya başladım ve artık madenin dışında da uzaylılarla kapışmam gerektiğini öğrendim. Ben artık koşa koşa oynuyorum ya. Hele bir de birilerini gırtlaklayabildiğimi öğrendim ya bu saatten sonra ben gözümün içine bakacak delikanlı arıyorum kardeşim. Uzaylıyı gırtlağından yakalayıp böyle tototototu diye ağzına sıkan bir adamım ben. Ben gözümün içine bakacak delikanlı arıyorum. Koreli getir onları da indiririz. Bu ney? Ardından pusu yemiştim ki o geldi. Pusu. Aha. Aha reisim geldi be. Prophet gel.
Prophet nasıl lan? Takım komutanı Prophet ile sıka sıka ilerledik. Ama giysisi çalışmadığından donarak ölmek üzere. Bu yüzden yolda yanan arabaların yanında durak halkı ilerleyip güvenli bölgeye ulaştık ve başarımı da aldım. Yes. Escort Prophet to safety. Prophet reise refakatçilik yap. Güvenli bölgede komutanla sohbet ettik. Biz komandoyuz kardeşim. Piyade komando. Biz çıkarız. Ardından güvenli mekanı uzaylılar bastı. Yerde ayrı, arabada ayrı kapıştık. Kapışırken bu daha önce kurtardığımız Helena abla pusuya düşmüş ve uçakları patlamış. Prophet ile oraya vardık. Prophet kıza yardım edip onu kurtarırken ben de onları bir uçak savarla bir normal yerden sıkarak korudum. Ama yani burası cidden saç baş yoldurtur. Çünkü bu iki salak işlerini bir türlü halledemiyorlar. Ben ne yapıyorum aslan parçası? He? Bir de üzerinize o kadar çok uzaylı geliyor ki bölüm ayrı bir zor oluyor. Şu anda kaç kere öldüğüm ekranda gözüküyor ama öyle ya da böyle bir şekilde burayı da halledebildim. Hallettik be. Hallettik be. Anasını satayım. Öyle de böyle de oynuyorum bu oyunu. Bu oyunu da oynuyorum ya. Oynamadığım oyun var mı lan, bana söyleyin. Ardından bu uzaylıların atası geldi. Ve asla hasar veremeyeceğimi anladım. O yüzden binbaşının yanına yardırdım ama yine o kadar çok uzaylı geldi ki görevi başarana kadar ufak çaplı sinir krizleri geçirdim. Binbaşı, bir daha aynı şeyi söylersen yemin ediyorum seni bulur vururum. Yine bayağı bir öldüm ama sonunda bu görevi de bitirdim ve başarımı da aldım. Emir verildi, gidiyoruz işte. Ey! Defol buradan akbaba. Bu çocuğu tamamen bana ait. Size ne olacak efendim? Ben bir denizciyim evlat. Gerekirse denizin üstünde yürürüm. Ama Mary insan. Ben bir denizciyim evlat. Başarımı aldık. Sıkı durun. Çok ağırız. Bu görev de bitti. Sanırım başarabiliriz. Bunu kesemiyor olmak üzdü beni ya. Bir türlü kesemedim şunu. Ne bileyim, bacağına sıkıyorum bacağı kopmuyor. Koluna sıkıyorum kolu kopmuyor. Gövdesine sıkıyorum hasar yemiyor. General de öldü değil mi? Binbaşı da öldü değil mi? Uçakla kaçarken pilotumuz öldü ve beni pilot yaptılar. Bu sekansta da uçakla verilen yan görevleri hallede görevin sonuna kadar gittim ve ilk önce oyundaki bütün yan görevleri bitirdiğim için bir başarım aldım. Nomad, üste dönüyoruz. Bizi izle, sana yol göstereceğiz. Perfect Soldier. Aha! Bütün yan görevleri yap diye başarım geldi. Hepsi bitmiş lan. Bütün yan görevleri yapmışız. Vihiu! Öyle çok da değildi yani. Bakarım sonra da bir 4-5 tane falandı yani. Ardından görevi bitirip gemiye iniş yaptım ve Helen abla bu uzaylılardan bir tanesini inceliyordu, onu fark ettim. Yani baban da en son bu tarz bir şeyle uğraşırken donarak can verdi. Helenacım da sen bilirsin. Ardından komutanı görmeye gitmemi söylediler ve komutanın yanına vardım. Orada iyi bir iş çıkardın evladım. Sol. Komutan inatla bu adaya nükleer atacağız dedi. Benim insanı abla, bu yaratıklar enerjiden besleniyor, nükleer atmamanız lazım dedi ama komutan dinlemedi ve hepimize odadan çık emri verdi. Emredersiniz komutanım. Ben de giysimi onarmak için geminin başka bir yerine gittim ve Prophet ile denk geldim. Başardın. Oha, Prophet'a hale bak. Prophet bir uçak çalıp o adaya geri gideceğini söyledi ve silahını kuşanıp bizi beklemeden gitti. Lan oğlum, biz ekip değil miyiz? 2 dakika beni bekleseydin ya. Ben de giysimi onartıp üstüne upgrade ettirip yeni ama kullanamayacağım söylenen silahlar olduğu bilgisini alıp güverteye amiralin yanına gittim ve kendisi nükleer atma konusunda bayağı kararlı. Fakat Prophet Reis o adaya çoktan uçakla gitti ve ona rağmen yine de nükleer atılacak dendi. Şimdi enerji emiyorsa sen de nükleer enerji atıyorsun üzerine. Onu da emmeyecek mi kral? Hani bana böyle geliyor ya da. Bakalım. Evet, nükleer atıyoruz şu anda. Allah, harbiden nükleer attık. Sıçtığınızın resmi abi, bu da nesi diyorsun da. Aynen öyle. Hani enerji emen bir yaratığa enerji atıyorsun. Ne olmasını bekliyordun a**ına koyayım. Yaratıklar haliyle çok daha güçlü bir şekilde karşımıza çıktılar. Geminin üstünde ayrı, altında ayrı savaşırken 20 tane düşmanı boğazlayarak indirdiğim için bir başarım aldım. Aha. 20 tane düşmanı gırtlaklayarak öldür. Öldüm okuyacağım diye. Okuyacağım derken. Ardından o bahsedilen özel silahı alıp güverteye geri çıktım. Ve daha önce kesemediğim uzaylıların atası gelmiş. Onu gördüm. Bu çocuk. Ağız dolusu böyle. Ve bu uzaylı ile ne yapmam gerektiğini anlayana kadar bayağı öldüm. Ama minigun ile saklan vur taktiği yaparak sonunda indirdim ve başarımı da aldım. Aha bir şeyler oldu. Ne oldu? Defeat the Flight Deck Invader. Vallahi kestim. Minigun mermisi al. Ben şu an hiçbir şeye güvenemiyorum. Aynen öyle. Ha? İt. Ha? İt. Ha? İt. Bomba atacağım sana bir üstüne. İt. Ananın. Lan ben buna bineceğim zannediyordum. Ben bununla savaşacakmışım. Allah kahretsin, kaç. Evet, bu özel silahın ne işe yaradığını anlayana kadar da bayağı öldüm. Ama sonunda mevzuyu çözdüm. Önce tarıtlarını indirmem gerekiyormuş. Baba, roket nerede?
Ha, sen şimdi naneyi yemedin mi? Göster, göster. Ha, it. Ben şuraya kaçayım diye. Göster birader, göster. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Roketim var. Ha, it. Tüm taretlerini indirince bizimkiler gelip bir şeyler yapıyor ve yeni silahla kilitlenip kolunu kanadını indiriyoruz. Kilitlenmek için tak dokunuz kullan. Ha. Ha, sonunda bu silah yarayacak mı bir işe? Aha, kilitlen artık. İkinci kalkanını da indirince direkt kalbine kilitlenip hava aracını patlattım. Ve gemi güvenliğini sağladığım için bir başarım aldım. Aha. Vallahi vurdum. Kaç. Ne bu? Close Encounter. Secure Victory'de Battle of Winsor. Güzel güzel. Ardından uçağa bindim ve oradan ayrıldık. Bu şekilde de oyun bitmiş oldu ve 3 başarım birden aldım. Hadi! Çabuk! Ne hadi, benim bekliyormuş sanki. Nice, kurtarıldık da. Ya işte bir tane piyade komandoya yenilirsiniz böyle. Ha, eşekler size. Böyle bir tane piyade komandoya yenilirsiniz. Evet sevgili hocam. Hayır. Lan sen nereye gidiyorsun? Orada bir takım bir çıt girdap gibi bir şey oluştu. Allah Allah, gemi de batıyor. Adamların uzay gemisi de batıyor, bizim gemi de batıyor. Epic battle. Epic fight. Epic oyun. İkiniz de susun. Nedir o? Buna asla inanmayacaksın oğlum. Prophet bu. Oha. No shit. Ve galiba keyfi tıkırında. Kürenin içinde gibi gözüküyor. Bulunduğu yere kilitlen. Geri dönüyor. Ha, sonunda kendimi gördüm. Benim karakter böyle bir şey miymiş? Nomad böyle bir şey miymiş? Prophet nükleer saldırıdan hayatta mı çıktı yani? Kurtuldu mu Prophet ondan? Koçum benim ya. Tam bir gumandan ya Prophet. Uhu. Oha, 3 başarım birden aldım lan. Oyunu herhangi bir zorlukta bitir. Oyunu hard ya da delta'da bitir. Oyunu delta'da bitir. Bakalım hatta neyi almışız? Başarımlarımıza bakalım, son 3 başarıma. Delta Act 3. 3. perdeyi delta zorlukta bitir. Oyun bitti yani kısaca. Oyunu herhangi bir zorlukta bitir. Oyunu zor ya da delta'da bitir. Bihiu. Son 4 başarım. Lan hiçbir şey kalmadı ya. Ve kalan başarımlara geçelim. İlk olarak zorlayacak. Bu başarım bir hayvanı yerden almamızı istiyor. Yeni bir oyun başlattım ve ilk sahnedeki sahilde olan tospağı alıp başarımı aldım. Aa bak, tospağı burada. Görüyorsun değil mi? Geniş bölgesine gidiyorum. Aztek, biriminle görüntü bağı kuramıyorum. Tospağı al. Başarım. Direkt. Aztek. Tamam. Ardından buglandığıma inandığım catch this başarım var. Bunun için 10 kişinin kafasına bir şeyler atarak indirmemiz lazım. Ben 20 tane falan yaptığıma eminim ama başarımı alamadım. Ve bu yüzden oyuna bir daha girdim, yine denedim ve şans eseri başarımı aldım. Olana kadar adamların kafası... Oldu be, oldu be. Oldu be kardeşim, catch this. Oh be abi. Ne kadar gıcık başarımmışsın sen ya şu. Ardından süper punch olayı var. Bu başarım için bizim gibi kostümü olan bir düşmanı döverek indirmemiz lazım. Zaten şu anda oynadığım bölümün sonunda bu adamlardan var diye görevin sonuna kadar hızlı hızlı gittim. Adamı dövdüm ve başarım aldım. Bak şimdi bunun ağzına vuracağız işte şimdi. Ha, it. 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 Knock off, knock out. Çok da temiz oldu. Bir tanecik başarım kaldı. O da bu tank olayı. Tank kullandığımız görevde görevin sonuna kadar tankı patlatmadan gitmemiz lazım. O kadar düşman tankı ve helikopteri olan görevde yapması biraz zor oldu. Ve bu tanka bebeğim gibi bakmam lazım. Oğlum patlattılar beni ya. Bu kadar mıydı görev, yoksa devamı var mıydı? Lan kim sıkıp duruyor bana? Oğlum. Kim sıkıyor bana? Kim sıkıyor? Olmadı. Baştan başlayacağız göreve. Allah kahretsin ya. Ben bu raydan gitsem, ben yandan dolaşmıştım az önce, bu sefer de raydan gideceğim bak. Hala sıfır hasar, hala sıfır hasar. Tren rayları üzerinden gidince çok daha mantıklıymış görev. Ananı... Sen bir yapıcı mı kuyuyorsun sen? Sen bize pusu mu kırıyorsun? Ha? İt! Nasıl s**tir, kendimize hasar verdik adamdan çok ya. Kim sıkıyor bana? Yemin ediyorum tanklardan bu kadar hasar yemedim. Heriflerde roket atar var ya. Roket atarlı adamın verdiği hasar bana daha tank veremedi ya. Hedef yok edildi. Aha. Kuşları gönderebilirsiniz. Aha. Çok güzel. Ben dedim o karşıdakidir. Net dedim. Lan dedim o mu değil mi? Böyle konuşamadım bile acaba de, acabasından derken. Vallahi o çıktı. Galiba görevi yaptık ya. Üf, maşallah. Çıkmam mı lazım bunun için illaki önce? Aynen. Vallahi bitirdik mi be? Hadi abi. Vallahi yapıyorum ya. İkinci denememde yapıyorum galiba. İkinci kere. Hayır, tankı patlatıyor. Aha. One careful runner. Lan. Bütün başarımları aldım lan.
Vallahi becerdik. Ben bu tankla gerçekten bu görevin sonuna kadar giderim ama. Evet sevgili arkadaşlar, Crysis Remastered 40'ta 40. Bütün başarımları aldım. Yani çok keyifli, oynaması çok keyifli. %100 demesi de çok keyifli. O kadar uzun da sürmüyor. Ha, insanların zamanında niye bu kadar sevdiğini, çok ayıla bayıla oynadıklarını da anlayabildiğim bir oyun oldu. Ben hiç oynamamıştım. İlk defa oynadım. Küçükken internet kafede falan da oynamamıştım yani. O kadar uzam Crysis'e. Hem seriye hem ilk oyunu hem efsanelerine şeylerine. Muhabbetlerine de uzaktım. Yani çok basit bir oyundu açıkçası. Delta zorlukta bile bak, hani Delta Act 1, Act 2, Act 3 diyor ya. En zor başarımlar işte bu tarz. İşte zorluk başarımı olarak görülen şeyler ama... Abi Delta zorlukta bile yok ya, o kadar da zor değildi. Hani Delta zorlukta oyun daha bile bir keyifli oldu. Bu bencesi. Velhasıl çok güzel oyundu ya. Efsane bir serinin ilk oyunu da böylece hallolmuş oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.